Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Halis Ensar. Bugün size 18 Mart hakkında ufak bir bilgilendirme yapacağız. Ve bu videoda bana yardımcı olan sevgili Gözde Hocama, sevgili Emre Hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyordum. Şimdi o değerli anları izleyelim ve dinleyelim. Merhaba arkadaşlar, ben Emre Özbucak, tarih öğretmeni. Bugün ülkemiz için çok anlamlı bir gün, 18 Mart, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümündeyiz. Ve bugün sizlere Çanakkale Savaşı'nın bilinmeyenlerinden bahsetmek istiyorum. Bilir miydiniz Çanakkale Savaşı'nın dünyadaki diğer adının Aydınlar Savaşı olduğunu? Çünkü Çanakkale Savaşı'nda iki taraftan da geleceğin aydınları şehit verildiği için dünyadaki birçok ülke müfredatında bu savaşa Aydınlar Savaşı denilmektedir. Özellikle de ülkemizde bazı okullarımızın mezun vermeyerek geleceğin doktorlarını, geleceğin öğretmenlerini, geleceğin hukukçularını cephede şehit verdiğini biliyor muydunuz? Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz ve Fransız askerleri savaşın tamamen ne kadar acımasız ve zalim olduğunu göstermek için havadan atışlarla Çanakkale semalarına topuk patlatanları bırakmışlardı. Topuk patlatanlar Osmanlı askerlerinin geçeceği cepheler içerisinde yollara serilmiş ve her basan askerin tam da ayak kısmındaki topuk kısmına denk gelerek kemiği parçalamış ve böylece tüm askerlere zarar vermişti. Askerlerin çoğu, hatta cephe gerisindeki birçok askerimiz de bu savaşı maalesef yarı yolda bırakmak zorunda kaldı. Çanakkale Savaşı'nın dünyadaki bir diğer adının Centilmenler Savaşı olduğunu da bilmek lazım. Özellikle İngilizler sömürgelerinden getirmiş oldukları Müslüman askerleri bu cephede savaştırdılar. Bu Müslüman askerler cuma namazı esnasında Osmanlı askerleriyle yan yana namaz kıldılar. Hatta bazen namaz sonrası biz kimlerle savaşıyoruz, Müslümanlarla mı savaşıyoruz diyerek Osmanlı tarafına geçtikleri bile olmuştur. Çanakkale cephesi adeta bir ölüm değirmeni gibiydi. Öyle ki fazlasıyla askere ihtiyaç duyuluyordu. Ancak yakın cephelerden asker takviyesi yapılamıyordu. Bu yüzden Sultan 5. Reşat emir yayınladı. 1314 ve 1315 yılları arasında Rumi takvime göre katılımı fazla olan asker ihtiyacı karşılanmaya karar verdi. 1315'li dediğimiz yılların aslında bugün de çokça söylenen, hatta Çanakkale zaferlerinde fazlasıyla paylaştığımız en önemli türkülerden biri olan Hey 15'li şarkısını ifade ettiğini biliyor muydunuz? Çanakkale kahramanlarımızdan Seyit Onbaşı'yı hepiniz tanıyorsunuz. Daha önce Balkan Savaşları'nda da görev almış olan Seyit Onbaşı, Çanakkale Savaşı esnasında 215 kilo ağırlığındaki topu kaldırmasıyla biliniyor. Daha sonraki dönemlerde savaş bitince memleketine dönen Seyit Onbaşı odunculuk yapmaktaydı. Mustafa Kemal bir Balıkesir gezisi esnasında Seyit Onbaşı'yı görmek istedi ve yanına çağırttırdı. Seyit Onbaşı'ya devletinden ne istersin, senin için bir şeyler yapalım dediğinde Seyit Onbaşı o mütevazı cevabını verdi. Sadece atadan şunu istemişti, ormancıların onu rahat bırakmasını ve sadece odunculuk işini yapmasını istemişti. Hatta Seyit Onbaşı devlet tarafından kendine bağlanan maaşı almamış, bunu almadığı ise yıllar sonra ölümünden sonra ortaya çıkmıştır. Bir ulusun kuruluş kıvılcımını yakan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan tüm aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.